Sesimin ulaştığı her yere, buradan Kara Çadır'ın içinden, işte ocağın başından selamlarımı, saygılarımı en içten şöyle en kalbi duygularımla herkesi selamlıyorum. Ve sacın üstünde kızan bazlamaları şöyle önüme alıp bidondan çıkarıp geldiğim tereyağınla bir yağlayalım. Bugün de tereyağlı bazlama yiyeceğim gayrık arkadaş. Yanımda da çökelek de var burada. Bazlamalar işte soğura bezinin üstüne kıpkırmızı döşendi. Ben de bir ibine oturdum. Yağlayıp yağlayıp yiyeceğim gayrık. Uzun zamandır beri bazı arkadaşlar diyor ya Hasan nereye gittin, nerelerdesin, özledik seni dediler. Ben de hemen yokluğumuzu hissettirmeyelim. Ben buradayım. Toroslar'da, Karaçadır'da dumanları tüttürmeye devam ediyorsun yani. Önceden adamın biri çoban durmuş bir yere. Ya eve demiş, ben yağlı bazlama yemezsem demiş. Yokuşu çıkamıyorsun demiş. Yani çoban uyanırmış işte arkadaş. Çobanlar uyanık olur yani. O çobanın dediği gibi yağlı bazlamayı ben de yemezsem konuşamıyorsun işte arkadaş. Ne diyeyim ya? Bundan sonra bol bol konuşurum gayrık. Katına biraz da çikolata koyalım yağlı bazlamanın. Vücutta önemli yağlı bazlama. Arabada bile yağ olmadı mı yağ lambası yanıyor hemen. Geçi giderken dağda benim yağ lambası yanarsa o zaman eve gelemem, dağda kalırım. Onun için hemen yağ bakımını yapmak gerekiyor yani. Çayımızı da katalım. Çayımızı kattık arkadaşlar. Bu peynirli sıkmayı yiyen bir adam zaten kolay kolay acıkmaz. Orada dışarı alana yatsa böyle buz gibi havada karın içine de yatsa böyle dabalansa dursa ayaz mayaz işlemez. Beton gibi olur. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Yörük Hasan sizlere Karaçadır'dan yayını aktarmaya devam ediyor.